Herkese merhabalar sevgili izleyenler. Siyah Koltuğun yeni bölümüyle karşınızdayız ve Siyah Koltuğun bu haftaki bölümü yine merak edebileceğiniz ve hayatına dair acaba neleri var, neler öfkelendirir, neler sinirlendirir, neler onu mutlu eder diye düşüneceğiniz biriyle daha karşınızdayız. Aslında üniversite sınırları içerisinde sadece akademik camianın değil de öğrencilerin de adını sıkça duyduğu ve güzel de görüşlerin olduğu birisiyle karşı karşıyayız. Serdal Terzi birlikte, bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, sizi sormalı. Teşekkür ederim. Öncelikle kabul ettiğiniz için program teklifimizi çok teşekkür ederim. Ben sürekli söylüyorum her programda, bir kez daha yenilemek istiyorum. Hocalarımıza içerikten bahsetmiyoruz ve hiçbir şekilde de söylemedik. Sormadığınız için de çok teşekkür ederim açıkçası. Ya hazırım, ne sorarsanız. Hocam şimdi programın başında bütün herkese söylemiş olduğum şey şu. Siz profesörsünüz ve Profesör Doktor Serdal Terzi unvanını zaten sıkça artık akademi dünyası içerisinde kullanıyorsunuz. Ama ben bugün sizin de izniniz olursa o Profesör Doktor kavramını bir kenara bırakmak istiyorum. Serdal Terzi'yi tanımak istiyorum açıkçası. Tamam. O yüzden şöyle bir ilk soruyu şöyle başlayayım. Serdal Terzi nasıl biridir? Kimdir? Nerelidir? Şöyle, ben Ankara doğumluyum. Bütün eğitimimi üniversite hariç Ankara'da aldım. 1994 yılında öğrenci olarak Isparta'ya geldim. Buranın öğrencisi olarak başladınız. Evet, evet. 28 yıldır buradayım. Maşallah hocam. Evet. Dolayısıyla tabii şöyle oldu. Ben aslında 17 yaşında Isparta'ya gelmiş oldum ve evet. 28 yılda Ispartalı gibi olduk yani. Evet. Şeyden bu soruyu çok soruyorlardı. Çeşmeden su içtiniz mi? Çokça. Çokça. Evet. İsteyerek buradasınız. Yani yok, zaten için. İsteyerek kaldık tabii. Yani sonuçta işte 98'de üniversite bittikten sonra işte yüksek lisans, ondan sonra asistanlık falan derken. Evet. Sonra birkaç defa ayrılma şansım da oldu aslında. Büyük üniversitelerden teklif geldi ama burada bir belli bir şey düzen kurulduktan sonra ve mutlu olduktan sonra gitmenin anlamı olmadığını düşündüm yani. Peki, aslında yani benim çok nadirdir, üniversitemiz için söylüyorum. Evet, mesela işte bir hocadan bahsederken işte ya şurada bir işte araştırma görevlisi hoca, şurada bir işte doçent hoca var ya falan filan olur ama Serdal Terzi kişisel fikrim böyle şey gibi, yani bir marka değeri varmış gibi. Yani böyle hani bir mesela marka çıkaracak olsak sanki bu Serdal Terzi olmalıyım. Çünkü herkesten mesela Serdal Hoca'yı da duymam. Yani kişisel anlamda böyle mesela Serdal Terzi ile görüşürdü mü? Serdal Terzi ile görüşün. Serdal Terzi'ye bir... Yani hep bu bir değer olmuş. Bence bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de acaba gerçekten yıllardır bu okulda olup buraya hizmet vermek, herkese dokunmak, belki yani çoğunluğa dokunmak olabilir mi? Olabilir. Biraz da benim ne derler, böyle yerinde duramamamdan kaynaklı olabilir. Yani ben öğrenciyken de aktiftim. Asistanken işte üniversitenin bizde bahar şenlikleri vardı, 90'lı yıllarda başlamıştı. Ben onların düzenleme kurulu üyesiydim. Organizasyondaydım. İşte öğrenci konserleri olurdu, biz onların başında olurduk falan. Yani o zamanlardan aktiftim. Sonra sanıyorum 2001 yılıydı. O zamanki rektörümüz Lütfü Çakmak çocuğa bir gün aradı. Dedi ki kayak kulübümüz yokmuş, sen kurar mısın dedi mesela. Ben öyle üniversitenin kayak kulübünü kurdum ve hiç kayak yoktu ortada. Sonra gidip federasyondan işte kayak hibe aldık falan, öyle başladık. İşte bir öğrenci arkadaşımız eğitmen oldu. Yani böyle 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 başladı yani aslında. Yani benim bir şekilde biraz böyle kendiliğinden ya da gönüllü öne çıkmamla da biraz ilgili olabilir. Yani şey, biraz da hani işini düzgün yapmaya çalışıyorum bir, yani bence öyleyim yani. O yüzden de işte bu öğrenci topluluklarının içinde yer aldım. Öğrencilerle kayağa gittik işte. Onlarla bir sürü aktivite yaptık. İşte bahar şenlikleri, öğrenci konserleri. Hepsinde aktif görevliydim. Yani işte misafir gelen sanatçıları işte ağırlama, gezdirme, karşılama görevlerim vardı öğrencilikten itibaren. Öyle oldu. İnşaat mühendisliğinin yanında aslında çok sosyal bir kişi olmanızın da büyük bir etkisi var anladığım kadarıyla bu durumlarda. Evet, biraz yapıyla ilgisi var herhalde. Yani seviyorum hani... Yani Türkiye'de hani iki tane tabir çok karıştırılır ya, girişkenlik de girişimcilik. Evet. Girişkenlik kısmı evet biraz fazla olabilir. Evet, o yüzden de olabilir yani biraz.
Hocam ben şimdi çok açık konuşacağım sizinle. Ben de gözlemlediğimi düşünüyorum insanları ve ben ilk Serdal Terzi'yi gördüğüm andan şu ana kadar mesela evet son zamanlarda biraz daha sizinle vakit geçiriyorum ama onun öncesinde mesela bilmiyorum bunu ilk defa ben mi söyleyeceğim de böyle hani hiç sosyal biri ya da bu kadar etkinlikler böyle hep sanki ciddi. Böyle işte kesinlikle 5 tane tezden konuşmam gerekiyormuş. 6 TÜBİTAK projesi yapmam lazımmış. Ya da ne bileyim 15 tane makale yazmadan Serdal Hoca ile konuşamazmışım gibi Yani. hissediyorum. Şimdi normal yaşantınızda mesela Serdal Terzi çok eğlenceli midir? Yani sosyalsiniz evet buradan çıkarabiliriz belki ama mesela çok depresif misinizdir, çok eğlenceli misinizdir, yoksa işte ne bileyim çok karamsar mısınızdır? Bu yüzden soracağım soru şu. Bana Serdal Terzi'yi tanımlayacak olsanız 3 tane iyi, 3 tane kötü özellik söyler misiniz? İyilerle başlayalım, kolay. Ha. Yani çok hızlı iletişim kurup ilişki geliştirebilirim. Hı Yani bir hı. ortamda mesela örnek vereyim. Ben geçen sene bakanlık beni görevlendirdi İspanya'ya. Oradaki Teknopark'a ziyarete gittik. Ben oraya gittiğimde İspanya Büyükelçisi'yle tanıştım, ticaret atışçısıyla tanıştım falan filan. Sonra iletişimimiz devam etti ve sonra işte bu sene Rektör Hoca'ya gittik ve bütün o organizasyonu çok rahat yapabildik. Bir görüşmeyle o network'ü kurabiliyorum yani. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ya da gittiğim toplantılarda tanıştığım insanlarla yani bir anda hızlı ilişki kurabiliyorum bence. Onun dışında şeye yani hızlı adapte olabiliyorum olaylara. İkinci özellik belki olabilir. Yani olay ne olursa olsun anlık gelişse bile ya da işte çok marjinal bir değişim olsa bile her duruma hızlı adapte olabildiğimi düşünüyorum ben. Kötü özellik olarak işte söyledim. Ya bazen öğrencilerim de diyor ki ya biz işte korkuyoruz konuşmaya falan. Yani niye diyorum acaba, hani ben aslında öyle olmadığımı düşünüyorum kendimce. Yani şey gelene git dediğim hiç olmamıştır yani. Evet. Ama benim tabii farkında olmadığım belki dışarıdan görünen böyle bir sert bir durum var galiba ki öyle anlaşılıyor. Bu durum da bence yıllar içinde oldu yani şey. Daha önceden daha eğlenceli olduğumu düşünüyorum şimdi. Biraz daha sanki yani yıllar içinde biraz daha kapalı. Hani bazı şeyleri güvendikten sonra açık eden, hani böyle her şeyi ilk başta sıcak ilişki kuramayan, hani belki bu anlamda hani karşıdakini rahatlatamayabilirim belki mi? Ya da böyle bir şey olurken aynı anda birden fazla şey düşündüğüm için de olabilir. Böyle mizaç olarak hani şey olabilir. Dışarıdan olumsuz algılanıyor olabilirim yani. Duvarlarınız var mı? Kesinlikle var. O ancak güvenle yıkılabilen şeyler. Tabii yani öyle olmalı zaten. Yani herkesin olmalı. Ama onun ne kadar yüksek olacağına siz karar vereceksiniz tabii sonuç olarak. Yani o duvarlar benim için hani aşılmaz değil, çok hızlı. Çok hızlı güvenip çok hızlı aşılabilir aslında. Biraz da karşıdakine bağlı, karşıdan aldığım elektriğe bağlı olarak bu süreç çalışıyor aslında. Onu da çok hızlı, yani pozitif ya da negatif algı çok hızlı oluşuyor, öyle diyebilirim. Ve genelde pozitif oluşur ama negatif oluştuysa da sonrası da negatif kalabiliyor yani. Evet, Geliyor. onu değiştirmek de kolay olmuyor. Peki hocam, duygusal mısınız? Bence öyleyim Hocam yani o kadar, bence bu kadar soru bile benim için şaşırmaya yeterli şeyler oldu ama böyle çok kolay ne bileyim bir film izlerken ya da ne bileyim birini düşünürken çok çabuk duygulanır ya da ağlar Ha yok, mısınız? yok. Öyle duygusal değil. Değilsiniz. Yani işte böyle ağlamalı, üzülmeli hani şey o kadar değil. Çok çok büyük bir olay olması lazım yani. Ben hani 10 yılda bir kere ağlayan bir tipim yani, öyle diyelim. Allah Allah Çok olsun çok böyle hocam. önemli birini kaybetmem lazım ya da çok önemli bir olay olması lazım. Yoksa Belli başlı nokta. Onun evet. haricinde herhangi bir durum sizi belki duygulandırır ama çok bir Yani bir ağlama filmde olayını. ağlamam, onu söyleyeyim Ha, yani. peki burcunuz ne hocam? Yay. Yay burcusunuz. Peki biz şimdi tabii size soruyoruz sizin iyi ve kötü özelliklerinizi. Biz bir de öğrencilerinize sorduk. Ne güzel. Dedik ki Serdal Terzi İyi nasıl bilirsiniz? Serdal Terzi deyince aklınıza ne geliyor? Serdal Terzi size göre nasıl biridir? İsterseniz izleyelim öğrencileriniz neler Tamam, çok iyi söylemiş. olur. Hep birlikte bakıyoruz. Serdal Hoca üniversitemizde karayolu bölümünde profesörlükle görev yapmış bir hoca. Kendisini ben
eğitim ve öğretim ve şu anki faaliyetlerini gerçekten çok başarılı buluyorum. Yani şöyle başarılı buluyorum. Hani kendini geliştirip yurt dışına açılmış, yurt dışında hem Türkiye'den de yurt dışında işler yapan bir hoca. Bilmiyorum hani umarım bizim şeyimiz de ona benzer. Çok tatlı bir insan ya. Böyle yurt dışında falan bir sürü proje yapıyor. Adam resmen böyle hayalimi yaşıyor. Ve çok minnoş bir insan. Gerçekten çok seviyorum onu. Ben de söylemek istersin. Sizi çok seviyorum. Kalple gönderiyor musun? Evet, hemen göndereyim. Teşekkür ederim, sağ ol. Bilgi birikimi olarak çok gerçekten bize konuşamadım. Bilgi birikimi olarak gerçekten bilgi birikimi çok yüksek biri. Bize çok güzel tavsiyelerde bulunan, güzel fikirleri olan ve önümüzü açmaya yönelik biri aslında. Hepimizin örnek alması gerektiği biri diyebilirim. Kendisini çok seviyoruz. Buradan bir şey söylemek ister misin? Kendisini çok seviyoruz. Onu az önce söylemiştim. Serdal Hoca nasıl biri? Onu nasıl tanımlarsın? Çok iyi biri. Öğrencilerle çok alakalı. Hiçbir sıkıntımız olmadı şu ana kadar. Serdal Hoca çok güzel bir insan. Çok ilgili derslerimizde. Daha tanışmak fırsatım olmadı ama bildiğim kadarıyla çok iyi bir insan. Çok yardım dokunuyor öğrencilere. Serdal Hoca çok iyi bir insan. Akademik anlamda bayağı başarılı zaten. Yurt dışında da bayağı görevler alıyor. Severim Serdal Hoca'yı. Değerli bir hoca benim için. Daha önce hiç dersini almadım ama sürekli ismini duyduğum için bayağı merak ediyorum. Sevilen bir hocamız. Serdal Hoca'mız bilgi birikimi, yani bölümümüzdeki hocalarımıza göre onlar da çok yüksek. Bilgi birikimi çok yüksek ama Serdal Hoca'mız da yeri başkadır. Çok çok kaliteli eğitimler almış. Bize gerçekten toprak işleri dersime ve karayolu mühendisliği dersime giriyor. Çok iyi bir eğitim var. Yani ders anlatımı çok iyi. Bunun yanında bizi şantiyelere götürüp orada birebir yerinde anlattığı dersleri yerinde de anlatıyor, yerinde öğretiyor. Yine bunun yanında ulaştırma stajı çerçevesinde öğrencilere her zaman destek oluyor. Her zaman bizim yanımızda. Birebir sorularımızda herhangi bir sorunumuz olduğunda bize çok yardımcı oluyor. Bana şimdi röportaj vereceksin hızlıca. Serdal Hoca fakültemizdeki iyi hocalardan bir tanesi. Sevdiğim, beğendiğim öğretmenlerden biri. Hocam tabii bunları görmek bir akademisyen için, bir hoca için aslında çok güzeldir, böyle güzel duyguları. Ama herkesin eğitim vermenizden ziyade, tabii o da var ama sizin aldığınız eğitimler, yurt dışına gitmek vesaire. Aslında herhalde öğrencinin bir arkadaşımız şey dedi, benim hayalimi yaşıyor diye. Gerçekten de büyüleyici bir şey olsa gerek öğrenciler açısından. Tabii şimdi etkileniyor arkadaşlar tabii, haklı olarak. Ben olsam ben de etkileniyorum. Benim hocam da yurt dışı eğitim almıştı. Yani benim doktora danışmanım da İngiltere'de doktora yapmıştı. Sonuçta hani benim örnek aldığım kişi de oydu. Ben şimdi meslek lisesi mezunuyum. Önce onu söyleyeyim. Dolayısıyla ben iyi bir eğitim, lise eğitimi almadım. Evet. Teknik lise okuduğum için çok yani meslek lisesinin bir tık üzerindeydi tamam ama İyi bir İngilizce eğitim falan almadım. Hı-hı. Ben İngilizce öğrenmeye üniversite bittikten sonra başladım. Yani üniversitedeki İngilizce eğitimini geçiyorum. Hı-hı. Üniversite bittikten sonra ben İngilizce kurslarına gidip İngilizce eğitimi aldım. O da tek hedefim doktoradaki dil sınavını geçmekti. Hı-hı. Ve onun içinde konuşma yoktu. Ne zaman ben akademisyen oldum, yani doktorayı bitirdim, öğretim üyesi oldum. Ondan sonra ben yurt dışına gitmeye başladım Erasmus'tan falan ve orada konuşma eksiğimi fark ettim. Sonra ben sadece konuşma kursu aldım bir yabancıdan. Ondan sonra özgüven geldi. Özgüvenle beraber şey de geldi, projeler geldi. Avrupa Birliği projeleri geldi. Ondan sonra ben Avrupa'yı gezmeye başladım. Yani Avrupa Birliği'nin projesi kapsamında her proje için işte yılda 2-3 defa, bazen 4 defa Avrupa'da başka bir ülkeyi, her seferinde başka ülkeyi ziyaret etmek gerekiyor. Ve bütün masrafları Avrupa Birliği ödüyor. Bu sayede ben bütün Avrupa'yı birkaç kez gezmiş oldum. Sonra 2007 yılıydı sanırım. Ben 2007 yılında Teknokent Genel Müdürü oldum ve o zaman Dünya Teknoparklar Birliği'nin toplantılarına katılmaya başladım. Bu sefer Amerika'ya, Güney Kore'ye gibi işte uzak ülkelere de gitmeye başladım. Sonra 2011 yılında YÖK'ün bir programı vardı. Bu sayede doktora sonrası araştırmacı olarak Amerika'ya gidip kaldım 3 ay. Orada bir üniversite, Illinois'da, yani dünyada ilk 7'de üniversite, yani okulda büyük bir üniversitede çalışma şansı buldum ve orada da kendimi geliştirdim. Oradaki insanlarla ortak çalışma yaptık. Sonra beraber projeler ve yayınlar yaptık falan. O bitmedi tabii. O ilişkiler hep devam ediyor. Halen daha devam ediyor. İşte bu idari görevlerle beraber de işte bir takım şeyler oluyor. Ondan sonra projelerimizde büyüdükçe katılan yabancı firmalar olmaya başladı. Bizi laboratuvarımıza bu sefer numune gönderip işte analiz yaptırmaya falan başladılar. Uluslararası işler yapmaya başladık. Hani bu şekilde
Şimdi yeni bir şeyler de öğrenince bunları da öğrencilere anlatıyorsun ister istemez. Bak diyorsun ya, mesela şey oldu. Üniversite Illinois'la işte gittiğim için yakın ilişkimiz oldu. Sonra onlar sadece Türkiye'de bizimle 3+2 anlaşması yaptılar. Ya bu şu demek, 3 yıl Türkiye'de bizim SDV inşaatta öğrenci okuyor. Sonra 2 yıl Amerika'ya gönderiyoruz. 1 yıl orada okuduktan sonra SDV'den diploma veriyoruz, lisans. 1 yıl daha kursa Amerika'daki üniversite yüksek lisans diploması veriyor. Ve bu düşünün dünyada 7. üniversite. İlk 7'deki üniversite yani. Ve inşaat mühendisliği alanında Amerika'da 2. sırada. Yani bizim düşünün ilk 500'de üniversitemiz yok. Evet. İlk 7'ye Isparta'dan öğrenci gidebiliyor. Bu anlaşmayı da ancak network'le yapabiliyorsunuz. Yani tabii ki. Tabii. Kişisel ilişki kurarsanız, kendinizi onlara tanıtırsanız yapabiliyorsunuz. Onlar da sürekli bu görüşmeler, ziyaretler, birlikte çalışmalar sayesinde oluyor. Hocam en beğendiğiniz ülke hangisi? Neyini? Yani mesela kalmak isteseniz Türkiye dışında ben yani çoğu şeyini beğeniyorum ve bu yüzden şu ülke benim için okeydir diyebileceğiniz. Ya bence Amerika tabii. Amerika. Peki görmediğiniz ve görmeyi istediğiniz bir ülke var mı? Var. Evet. Yani Güney Amerika kıtasına hiç gitmedim. Yani Brezilya, Arjantin o bölgeye hiç gitmedim. Merak ediyorum. Evet, Afrika kıtasına da hiç gitmedim. Yani şeye... Yani Malezya, Endonezya o bölgeye gittim. Güney Kore, Çin o bölgeye gittim ama şey yani Afrika kıtasıyla Güney Amerika'ya fırsat olmadı. İnşallah. Onları da görmek isterim daha tabii. Henüz 35 fırsat yaşındasınız olsa. Hocam. Daha o ne kadar yaş var önünüzde. Peki hocam yorgun musunuz? İki türlü açıklanabilir. Yani yorgunum. Çok yoğun bir tempom var. Üzerimde çok iş yükü var. Ama iş yaptıkça dinleniyorum. Evet. İş yaptıkça, aslında şöyle demek, ürün çıktıkça demek lazım. Yani iyi işler yapıldıkça insan mutlu oluyor ve daha çok yapısı geliyor. Bizim biraz öyle, iyi bir ekibimiz var. Benim yüküm alıyorlar açıkçası. Güzel işler de çıkıyor. İşler çıktıkça yeni işlere giriyoruz. Sadece zaman yönetiminde bir sorun var. Yani benim açımdan hani bir toplantı bitmeden öbürü başlıyor gibi bir durum var. Ama işte inşallah zaman yönetiminde çözeceğiz. İnşallah hocam. Ben de bu zaman yönetimini hemen programa entegre etmek istiyorum. Şimdi biz dedik ki her programda aldığımız hocalarımızın bölümüyle alakalı bir kelime ortaya çıkarıyoruz. Yani bu meslekte hangi kelimeler kullanılıyor? Peki biz hangi kelimeyi halka sorarsak ne diye cevap alırız diye. Biz de dedik ki mukavemeti soralım halka, bakalım ne diyecek. O yüzden sokağa indi arkadaşlarımız. Mukavemeti sorduk. Bakalım mukavemet deyince insanlar ne anlıyormuş? Hep birlikte bakıyoruz. Academics TV'nin sevilen programı Siyah Koltuk için bu kez de Salı Pazarı'na geldik. Ve poşetlerini dolduran vatandaşa mukavemet nedir diye sorduk. Gelin neler söylemişler, neler tahmin etmişler hep beraber öğrenelim. Mukavemet nedir? Direnmektir. Mesela diyelim ki bir branşta direnmek anlamında yani direnmek. Direniyorum acılarına yine dünya. Bir konuya hakim olmak mı? Bir şeye hakim olmak. Bir konu hakkında fikir yürütmek. Mukavemet bir şeye karşı çıkmak, muhalefet olmak. Bununla ilgili karşı çıkmak. Bir, ona karşı daran muhalif olmak bildiğim kadarıyla. Şey soracağım, mukavemet nedir? Ney? Mukavemet. Bilmiyorum abi. Tahmin yürüt bir bilim dalı. Ya ben bilemem abi. Bu arkadaşa sorun. Bilemem. Mukavemet nedir? Vallahi ben bilmiyorum. Ne lan mukavemet? Mukavemet nedir? Mukavemet olay demektir. Ama bir şeye mukavemet etmek ya da bir olaya karışmak demektir yani. 100 kişi de bir kişi bilir, onu da benim. Vallahi ben hiç bilmem öyle şeyi. Kavga mı, dövüş mü ne onlar? Öyle yani yapmasınlar iyi olmaz kavga mavga. Herhangi bir konunun açılımı. Hiç kimse bilmiyor vallahi. Kavga, mukavemet. Dövüş diyorsunuz mu diyor. O neymiş ya? Mukavemet. Bu neymiş ya? Bilmiyoruz ki. Kendi de bilmiyor herhalde bizden öğreniyor. Dayanıklılık. Kısa, öz ve net. Bilmiyorum. Amin alsak böyle aklınıza ne geldi, ne çağrıştırdı? Vallahi hiçbir şey gelmedi aklıma. Tayın ne kadar? Tayın 75 lira kilosu. Dayanıklılık demek. Mukavemet dayanıklılık. Bilim dalı olarak düşündüğünüzde fikir? İnşaat mühendisi, makine mühendisi. Ya dayanma gücü. Bilim dalıyla ilgili bir de bu. Hangi bilim olabilir? Hangi alan? Teknik bir konu ama bilemedim çocuğum. Ne? Mukavemet. Ben anlamam ki mukavemetten. Hiç anlamam böyle şeylerden.
Hiç anlamam. Bilim dalı, bir alan. Ne, hangi bilim olabilir, hangi alan? Anlamam. Böyle şeylerden anlamam hiç. Vallahi bilmiyorum kızım, ben ilkokul mezunu kızım ben. Mukavemet bilim dalı. Vallahi bilemeyeceğim. Soru zor. Kolay soru sana. Bir cüzü mukavele etmektir. Sen yolda giderken mi hatırladın? Hatırladım. Öyle mi diyorsun? Evet. Doğrusu bu. Mukavele etmektir. Yani yoldan döndüm geldim, düşündüm. Yoldan döndüm geldim. Doğru değil mi? Cüz'ü mukavele etmektir. En azından iki anlamını da duyduk ama böyle bir cevap almış olduk hocam. Şunu da sormak istiyorum size hocam. Şimdi tabii ki dediğiniz gibi birçok alt dal size bağlı, bir yoğunluk var vesaire. Hafta sonu ya da mesela var mıdır öyle zamanınız? Ya ben pazar günü mü? Kapatacağım telefonumu. Böyle şeyler yapabiliyor musunuz? Yapmam. Yapmazsınız. Hiçbir zaman telefonumu kapatmam. Peki kendinize zaman ayırırken telefonunuza bakar mısınız? Bakarım. Ya gece 3'te biri bana mesaj atsın, uyanır kalkar telefona bakar geri yatarım yani. Peki en son bunlara bakmadığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Böyle sadece siz ve sevdiğiniz şeyler. Mesela hobiniz var mı? Uzun süredir böyle bir şey. Yani şimdi benim büyüdüğüm ortamda yani bizim işte Ankara'daki evimizin yakınında sanayi vardı. Ve bizim yani benim mahalledeki bütün arkadaşlarım sanayici oldular. Evet. Benim abim de dahil hepsi esnaf oldular, sanayide çalışıyorlar ve ben de hep onların yanına giderdim. Dolayısıyla böyle bir araba merakı, eski araba tamir etme öyle bir şeyimiz var yani. Sonuçta çalıştım da. Yani kaportacı da çalıştım, motorcu da çalıştım falan. Yani biraz da biliyorum ama asıl hani böyle bir çevrede oluştu. Onun dışında mobilya, yani benim dayılarım mobilyacı Ankara'da sitelerde ve ben onların yanında da çalıştım. Hani o işte mobilyayı da severim yani ahşap işlerini. Ama böyle bir hobiye ayıracak zamanım son demeyeyim hiç olmadı. Çok uzun süredir olmadı yani. Peki hocam bir günü size verseler böyle bütün herkes çalıştığınız bütün kurumlar, kişiler deseler ki pazar günü biz bu adamı bırakacağız. Birazcık dinlenecek böyle hiçbir şey düşünmeyecek. Ne yapmak istersiniz? Mesela bu pazarı diyelim ki kendinize, sevdiğiniz şeylere, hobilere, kişilere vesaire ayıracaksınız ve hiç iş düşünmeyeceksiniz. Ne yapmak ister Serdal Terzi o gün? Vallahi herhalde film izlerim yani. Yine uzun zaman olan şeylerden biri mi? Uzun süredir öyle yani bir filmin başından sonuna oturup izleyebildiğim bir zamanım çok olmadı yani. Hep bölünüyor bir şekilde. Hani böyle aralıksız hani böyle bir diziye mesela takılırsın da arka arkaya 3-5 bölüm izlersin durumu gibi öyle bir şey olmadı. Olmadı. Hani olsa öyle bir şey yaparım herhalde. Peki hocam şimdi bizim program formatımızda şöyle bir durumda var. Ben size 8-9 tane kelime ileteceğim. Aklınıza takılan, aklınıza gelen cevabı bize vermenizi istiyorum. Bir kelime olur, iki kelime olur, bir cümle olur hiç fark etmez. İstemediğiniz bir, cevap vermek istemediğiniz bir kelime olursa ona cevap vermek istemiyorum demeniz yeterli. Tamam. Peki başlıyorum o zaman. Akademi. Akademi işte içinde yaşadığımız ortam. Başarı. Başarı bir hedef. Öğrenci. Veli nimet. Vicdan. Olmazsa olmaz tabii. Öfke. Baskılamaya çalışıyorum. Öfkeli misin? Ya da sinirli misin mesela? Bence değilim. Ama nadir de olsa yani bu nadirliği söyleyeyim yani mesela ömrümde 2 veya 3 kere öfke patlaması yaşamışımdır yani. Onun da olmaması için elimden geleni yapıyorum diyelim. Size en çok öfkelendiren ya da sinirlendiren şey nedir? Haksızlık. Tahammülüm yok yani benim hak etmediğim bir şekilde haksızlığa maruz kalırsam o zaman işte öfke patlaması o zaman yaşıyorum yani. Hep öyle oldu ama. Tahammül edemiyorum. Evet. Haksızlığı buradan siliyorum. Çünkü zaten bunun cevabını verdiniz. Korku. Kaybetme. Yani kaybetmekten korkarım yani. Zaman. Şu olsa ne güzel olur. Hırs. Hırs bence zararlı bir şey. Yani. Ben hırslı olduğumu düşünmüyorum kendimce. Yani başarı isteği başka bir şey, hırs başka bir şey. Hırs biraz insana zarar veren bir şey. Yani. Benim mesela öyle bir saplantım yok. Yani şunu olayım, şunu elde edeyim gibi. Yani mutlaka şuna sahip olmalıyım ya da şu unvana sahip olmalıyım, şu makama. Öyle bir hırsım hiç olmadı. Başarı elde etmek başka bir şey, hırs başka bir şey bence. Ben hırsın doğru olmadığını düşünüyorum. Peki devam ediyorum. Yalan.
Yalan çok rahatsız edici bir durum. Kin. Kin biraz lazım bence. Bende yok. Ben kindar değilim. O yüzden de bazen zararını da görüyorum. O kindar olmadığın zaman birden fazla kez kandırılmaya müsait oluyorsun. Hı hı. Mutluluk. Mutluluk ihtiyaç. Huzur. O da ihtiyaç. Ve son olarak SDÜ. SDÜ evimiz. Peki. Son olarak fanus sizin için hazırladık. O fanusun içerisinden bir tane soru çekip kendi sorunuzu kendiniz belirler misiniz? Altlardan çekeyim de üstte şeyler vardır, zorları vardır. Alttan kolay alayım. Tamamdır. Şimdi bir meslek seçme şansınız olsaydı yine aynı mesleği mi seçerdiniz? Evet. Yani ben meslek olarak akademisyenliği benimsiyorum bu arada. Ve çok da mutluyum yani. Peki hocam, ben herkese soruyorum. Orada da var ama çıkmayan kişilere de soruyorum. Bunu size de soracağım. Babamın oğlu gelse de yapmam dediğiniz bir şey var mı? Yolsuzluk, usulsüzlük yapmam yani. Kim gelirse gelsin. Bu her kul hakkı yani, yemek. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten yoğunluğunuzu biliyorum ve bu yoğunluk arasında vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ama ne yapayım hocam, yani yazıyorum hocaları, böyle sadece akademik makaleler çıkıyor. İnsanların böyle sizi ve en fazla sizinle sohbet ettiğim zaman dilimi ve en fazla güldüğünüzü gördüğüm zaman dilimi de bu program oldu. O yüzden biz sizi hep görmek isteriz. İnşallah. Çok teşekkürler, iyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Bugün Siyah Koltuğun konuğu Profesör Doktor Serdal Terzi oldu. Biz tabii ki Profesör Doktor tarafındayız. Serdal Terzi'yi kısa zamanda tanımaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da devam eder. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.